Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Yarınki yani artık bugün olacak 12 Ekim Euroleague maçları var. Bu hafta Euroleague'de 2 hafta yani 2'şer maç oynayacak bizim takımlarımız. Tabii diğer takımlar da 2 haftalık bir periyoda geliyoruz. Elimizden geldiği kadar bu 2 hafta denilen periyot salı, çarşamba, perşembe, cuma gibi elimizden geldiği kadar 4 video çekmeye çalışacağız size. Destek olmak için ve kazandırmak için önerilerimizi, tahminlerimizi vereceğiz. Tabii ki enteresan bir şekilde normalde ayrı günleri çekiyorlar Türk takımların maçlarını ama bugün öyle olmayacak. Aynı saatte hatta başlıyorlar. İki Türk takımı da aynı günde aynı saatte başlayacak enteresan bir şekilde. Ama ona fazla değinmeden maç değerlendirmelerini yapacağız. 4 tane maç seçtim size bugün için. Euroleague'den maçların değerlendirmeleri ve tahminlerini vereceğim. Tabii ki amaç kazandırmak. İlk maçımız Rusya'dan geliyor. Rusya derbisi. CSKA Moskova, Zenit Sankt Petersburg. Zenit son iki maçını kazandı. CSKA Moskova'yı Anadolu Efes'i yendi. İlk maçını kaybetti. Zenit iyi bir takım yine var. Fazla iyi olmasa da yine iyi takımları var. Ama kolay rakiplere karşı enteresan bir şekilde birer sayılarla falan filan kazanmayı başardılar. CSKA Moskova için konuşmaya değmez. Onlar da tabii ki favori. Şampiyonluk favorisi. Son maçta da Efes'e karşı gördüğümüz gibi guardlardan etki aldılar, güç aldılar. Milutinovsuz center'dan da güç aldılar. Yani bu maçı kazanacaklardır CSKA Moskova. İlk maçımız bu Rusya derbisinde CSKA Moskova'nın galibiyeti 1.25 gibi oran vermişler ona şu anda. Tabii ki bu oran düşme ihtimali de var. Ama ne yapıp ne edip bu Moskova derbisi aslında değil de Rusya derbisi. CSKA Moskova bunu kazanacaktır kendi evinde. Çok güçlü takımı oluşturdular. Nikola Milutinov olmasa bile İşte Ife Lundberg, Clyburn gibi, Alexey Shved gibi oyuncular, Şengelya gibi oyuncular say say bitmez. Tabii ki favoriler şampiyonluk içinde. O yüzden burada ilk önerimiz CSKA Moskova'nın galibiyeti 1.25 oranda. Oyuncu baremlerini sorarsanız tabii ki düşünürseniz o şekilde oynamaya Will Clyburn'ı rahatlıkla alabilirsiniz bu maçta yine. Efes maçında da biraz fazla attı ama bu maçta da atacaktır diye düşünüyorum. 16 sayının üstünde Will Clyburn'ı alabilirsiniz. 15-16 sayı civarları üstünde isterseniz güzel orandan Will Clyburn'ın üstünü alabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Alba Berlin Fenerbahçe maçı. Bizim takımımız, bizim tesisimiz Fenerbahçe maçı. Zor bir maç olacak Berlin'de ama Fenerbahçe işte Panathinaikos maçını kaçırdıktan sonra son dakikalarda, son saniyelerde konuşmaya değmez hakem sorunları mı değilsek artık takımın sorunları mı desek maçı kaybettiler. Ama Alba Berlin karşısında, Alba Berlin tabii ki aynı şekilde Panathinaikos gibi Kızıl Yıldız gibi en zayıf takımlardan biri gibi gözüküyor. Euroleague'de yani Fenerbahçe bu maçı ne yapıp ne edip kazanması gerekiyor. Kazanacaktır diye düşünüyorum. Bu kez tabi yine zor olacak. Berlin'de maç kazanmak kolay olmaz. Türk seyircileri de umarım olur. Ama kazanması gerekiyor. Önerimiz Fenerbahçe'nin galibiyeti 1.30 orandan. Tabii ki ama öncelikli önerimiz burada Alba Berlin'de Sigma 9 sayı üstünde, 10 sayı üstünde atar diye öneriyoruz. Onun da güzel oranı var. Ve Fenerbahçe'de de Jan Veseli buraya etkisini koyup, biraz gücünü koyup maç kazandırmak anlamında Jan Veseli'nin etkisiyle beraber
Bu maçı kazanmayı ümit ediyorum. 11 sayı üstünde, 12 sayı üstünde Jan Veselin'in de fazla sayı atmasını bekliyorum bu maçta. İsterseniz onu da alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama öncelikle Fenerbahçe'nin galibiyetini öneriyorum. Tabii ki sonra da Sigma'yla Jan Veselin'in fazla sayı atmasını bekliyorum. Bu maçta tabii ki diğer oyuncular da Dekolo'da, Dechampierre'de atabilirler fazla sayı ama Jan Veseli'yi bu maçta ağırlığını koymasını bekliyorum. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Lyon'da oynanacak çok zorlu bir maç Anadolu Efes için, temsilcimiz için. Lyon tabii ki kendi evinde kazanmayı biliyor, etkili oynuyor, hızlı hücum yapıyor. Ama Vasile Micic biraz kendine gelmeye başladı son maçta gördüğümüz kadarıyla. Larkin eksik kaldı tabii. Boa Simon hala eksik. Değişik oyuncular eksik ama tabii ki TSK Moskova karşısında maç yine de zordu. O bir derbi maçıydı ama Lyon karşısında en azından Lyon karşısında kazanıp Efes biraz hava alması lazım. Çünkü sonra Milano deplasmanına gidecek. Biraz en azından bu maçı kazanıp biraz kendine gelip artık önünü açması lazım diye düşünüyorum. 1.30 orandan yine de burada Anadolu Efes'in kazanmasını öneriyorum. Micic'in bu formuyla beraber tabii ki Larkin de bu maçta etkili olacaktır. Boa da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Petrušev de etkili olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden burada farklı aslında bir galibiyet bekliyorum Anadolu Efes'ten. Ama en azından 1.30 orandan Anadolu Efes'in galibiyetini rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Önerim size Anadolu Efes'in galibiyeti. Oyuncu yüz baremlerinde dediğim gibi Vasile Micic 16 sayının üstünde rahatlıkla atacaktır bu maçta. Son maçta attığı gibi burada da formunu gösterip yine atacaktır. 16 sayının üstüne gelecektir. Petrušev'ten de burada ben fazla sayı bekliyorum. 10 sayı üzerine çıkacaktır bu maçta diye düşünüyorum Petrušev'in. Çünkü karşı tarafta öyle CSKA Moskova'nın defansı gibi bir defans yok. Petrušev de 10 sayının üzerine çıkacaktır. Tabii onun defansif özellikleri zayıf olmasına rağmen yine de ofansif özellikleri fazla olduğu için burada bir 10 sayının üzerine çıkar. Ve 4. maçımıza geliyoruz. Milano Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv yine güçlü bir takım oluşturdu ama Milano CSKA Moskova'yı kendi evinde yendi. Sonra dışarıda da yendi. Şimdi 3. maçına çıkıyor. Onların da etkili bir takımı var zaten. Geçen yıldan kalan gelen Nicolò Melli ile beraber. Tabii Maccabi Tel Aviv'te de etkili oyuncular var. Ama Maccabi Tel Aviv'in Milano'yu yenmesi Milano'da biraz zor olacaktır. Milano etkili oynuyor kendi evinde. CSKA Moskova gibi güçlü bir takımı yendikten sonra Maccabi'yi de yenecektir diye düşünüyorum. O yüzden 4. maçımızda Milano'nun tabii ki galibiyetini size öneriyorum. 1.30 orandan yine Milano kazanır Maccabi Tel Aviv karşısında 1.30 orandan. Ve üst oran olarak, üst oyuncu olarak, üst sayı olarak oyuncuları tabii ki Milano'da yine de Nicolò Melli'yi öneriyorum. O da yine 9-10 sayı üzerlerine çıkacaktır diye düşünüyorum Nicolò Melli. Eski Fenerbahçeli şimdi döndü NBA'den Milano'ya geldi, etkili oynuyor. Bu maçta da Milano'da etkili oynayacaktır. O da biz 9 sayının üzerine çıkacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda yine de Türk statüsünde oynayan tabii milli takımda artık oynamıyor ama Scottie Wilbek'in Maccabi Tel Aviv'te o da etkili bir oyun sergileyip 16 sayının üstüne çıkma durumu var. İsterseniz onu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. 16 sayının üstünde çıkmasını. Şimdi böyle yaptığımız yorumlardan sonra size öne çıkarttığım bir üçlü olarak, kupon olarak oluşturacağınız bir üçlü önereceğim. İlk maçımız CSKA Moskova Zenit maçı. CSKA Moskova kazanır 1.25 orandan. İkinci maçımız Lyon Anadolu Efes maçı. Anadolu Efes kazanır 1.30 orandan, artık kazanması gerekiyor. Ve üçüncü maçımız da Milano Maccabi Tel Aviv. Milano kazanır 1.30 oranda. Yani bu 3 maçı kombin ederseniz ikinin üzerinde güzel bir oran oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde kazanmış olursunuz.
Oyuncu yüz baremlerini de denerseniz, orada da üçlüler yaparsanız orada da daha yüksek oranlardan 3-5 gibi oranlardan kazanma imkanınız oluşur. İsterseniz onunla da deneyebilirsiniz, onları da deneyebilirsiniz. Fenerbahçe maçı hariç bu 3 maçı öneriyorum. Tekrarlıyorum. CSKA Moskova Zenit 1, Lyon Anadolu Efes 2, Milano Maccabi Tel Aviv 1. Bu üçlüyü oynarsanız iyi bir şekilde kazanma ihtimaliniz güçlü olur arkadaşlar. İyi bir şekilde kazanırsınız. Herkese bol kupon şansları, herkese başarılar. Bizi izlemeye, desteklemeye devam ederseniz seviniriz. Arkadaşlarınıza önerirseniz, ailemizi büyütürseniz seviniriz. Herkese bol şanslar. Hoşça kalın. Yarın tabii ki yarın artık bugün oluyor. Yine NBA videosu da gelecek. Belki bakacağız. Bir futbol videosu da yayınlama durumumuz var. Herkese başarılar. Hoşça kalın arkadaşlar.